Öncelikle 2 yıl önce bugün güvercinlerin bile kana bulandığı Türkiye'nin en acı katliamlarından olan 10 Ekim Ankara Gar katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla anıyorum. Türkiye şeffaf olmayan bir hükümet tarafından yönetiliyor. Gizlemeye çalıştıkları Sayıştay raporları ortaya çıktıkça AKP'nin karanlık tarafları da ortaya çıkıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın hesaplarını inceleyen Sayıştay, kurumun mevzuata aykırı olarak lüks araç alıp özel kalem daire başkanları, bakan ve müsteşar yardımcıları gibi makamlara tahsis ettiğini belirledi. Şehit ailelerine verilecek diyerek aldıkları paraların başka yerlere harcanması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni derinden üzmüştür. Bu ülkenin her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Şehitlerimize ve şehit ailelerine sahip çıkmak devletin en baş görevidir. Bu paraların lüks için harcanması kabul edilemez. İktidar ve tüm kurumları makam aracı sevdasından Yakın Kuzey'inde yapılan sözde bağımsızlık referandumu ile ilgili iktidar partisi ne referandum öncesi ne de sonrasında net bir tavır sergilememiştir. Cumhurbaşkanı vanaları kapatırız derken Ekonomi Bakanı ekonomik ambargonun tehlikeli bir söylem olduğunu söyledi. Son olarak da AKP'li bir milletvekili referandum için ne kadar yok sayarsanız sayın orada artık bir irade beyanı var dedi. Türkiye'nin bekasını tehdit eden böylesine ciddi bir konuda iktidarın nabza göre şerbet verme tutumu asla kabul edilemez. Hükümet bir an evvel net bir tavır sergileyerek derhal akıcı bir dış politika ortaya koymak zorundadır. Milli çıkarlarımıza ve bağımsızlığımıza zarar verecek, kandırılmaya, aldatılmaya fırsat veren, günü kurtarmaya çalışılan politikalardan vazgeçilmelidir.